Selamlar, bugün 5 Mart 2018 Pazartesi, saat yaklaşık 3'e geliyor ve ben saat 3'e yaklaşırken aniden bir hafta boyunca sürecek olan benimle bir gün maratonuna sizi de dahil etmek istedim. Yani bu videoyu yüklediğimden itibaren 6 video daha gelecek her gün. Bakalım ne kadar başarabileceğim, çünkü araya okulum da girecek, birkaç etkinlik vesaire de girecek. Yetiştirebilecek miyim ben de merak ediyorum ama kendimi zorlamak istiyorum. Geçen günlerde Sinay'la da konuşuyorduk, o benden erken başladı. Benim o sıra yanımda kameram yoktu. Kameramı alır almaz hemen başlayayım dedim ben de. Simla büyük hedeflerle başladı ve 15 günlük yapmaya karar verdi. Ama ben şu an daha kendimden emin olamadığım için 7 günle başlayacağım. Eğer baktım yapıyorum, belki ileriki zamanlarda bir aylık falan bile yapabilirim. Neyse, laf uzatmayayım. Bugün biraz işlerimiz var. İlk başta kargoya gitmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki dolap uygulamasında çok güzel kıyafetlerimi satıyorum. Sonrasında da annemle birlikte dışarıya çıkacağız. Biraz kıskıza vakit geçireceğiz. Bu arada ben Zara'dan geçen günlerde şöyle bir şey sipariş etmiştim. Şimdi size de göstereceğim. Fakat hiç beklediğim gibi gelmedi. O yüzden iade etmek isteyeceğim bunu büyük ihtimal. Bir gözlük sipariş etmiştim. Ama benim sipariş ettiğim gözlüğün kenarları bildiğiniz altın rengiydi. Resmini de koyacağım şuraya. Hani ben mi acaba yanlış görüyorum diye. Bu şekilde bir gözlük sipariş. Aslında çok da kötü durmuyor. Ama ben altıncıyım arkadaşlar gözlükte vesaire. Gerçekten çok güzel bir gözlük. Ama keşke kenarları altın rengi olsaydı. O yüzden birazdan Zara müşteri hizmetlerini arayacağım. Bu arada bugünkü kıyafetim böyle oldu. Ceketim Zara, içimdeki Zara. Tight'ım Up and Fit rengine bayıldım. Çantam Kanken. Çoraplarım nereden bilmiyorum. Merhaba Cansu Hanım. Geçenlerde online sitenizden bir gözlük sipariş etmiştim. Fakat gözlük beklediğim gibi gelmedi. Yani altın kenarlı sipariş etmiştim ama gümüş kenarlı geldi. Resimdekiyle alakası yok. Bunun iadesini yapabilir miyim acaba? Şimdi kargo işini de hallettim. Aynı zamanda Zara işini de hallettim. Müşteri hizmetleri bayağı yardımcı oldu. Bir mağazaya gidip iadesini isteyeceğim. Anneme hediye aldım. Böyle bir şey istiyordu. Güzel oldu. Ve şu anda Zara'ya geçiyoruz. Benim işimi halletmeye. Daha sonra da büyük ihtimal Kadınlar Günü indirimi olduğu için indirimde olan yerlere gideceğiz. Yani gratis falan bir şeyler almam gerekiyor. Çünkü eyeliner'ım bitti. Onu falan yenilemem gerekiyor. Arkadaşlar gözlüğü iade ettim. Fakat burada başka stokları da vardı. Biraz deneyeyim dedim. Sanki pişman oldum iade ettiğime gibi hissediyorum. Yani bilemedim. Çok uyumsuz duruyor bu altın rengi, bu şey. Ama şekli çok güzel gözlüğüm. Neden böyle oldu anlamadım. Bilemiyorum şu anda. Çok üzüldüm. Yani neden altın rengi yok? Neyse, yapacak bir şey yok. Artık iade ettim. Bunları çok sevdim. Ve 40'ar lira. Biraz kısa gibiler. Ama basic jeanlerle falan çok güzel gidebilirler bence. Sadece sanki böyle yaka kısmı biraz daha kapalı olsa daha iyi olabilir gibi hissettim bir anda. Bu sarısı çok güzel. Ay, bu çantalar çok güzel. Ama 130 lira yani. Kendinize gelin. Şuna da bayıldım ama yani 280 lira ve çok ince. Bu beni sıcak asla tutmaz. Ama bayağı bir güzel deseni falan yani. Ben mesela bu pantolonu da çok sevdim. Deseni çok güzel. Ve fiyatı da 140 lira. Ama benim bedenim yok. Bu arada haftaya Aydın'ın doğum günü. O yüzden anneme şimdi ona hediye bakacağız. Umarım izlemez bu videoyu. Ama izlerse de ne alacağımı göstermeyeceğim sonuçta. Arkadaşlar erkek bölümündeyiz. Montlara bakıyoruz ve bu da 99 lira. Kendime alacağım galiba bunu. Small bedenini buldum. Bir deneyeceğim şimdi. Ama şu rengi de çok güzelmiş. Bunun small var mıydı anne? X-large. Ya yok. Medium'u var. Medium'u çok büyük olmaz mı? Bu şekilde oldu. Yani kafamdaki gibi olmadı. Şu kol kısmı bir tuhaf duruyor bence. Çok dik omuz kısmı. Çok mu erkek duruyor? Böyle dik değil de şöyle olsa kesin alırım bunu. Aradığım gibi bir şey bulamadım maalesef ki. Mesela bu çantayı da çok beğendim. Tam bir yazlık çantı ama 150 lira verilmez yani buna. Bu mesela indirime kesin girer. O yüzden İndirim zamanına saklıyorum seni bebek. Arkadaşlar ben buna aşık oldum. Tam yazlık. 140 lira. Ay, denesem mi acaba? Çok güzel. Bence deneyeyim. Arkadaşlar denedim ben bunu fakat
Kolları çok uzun geldi. Aslında çok güzel ama yani kollar olmadı ya. Şu anda Stradivarius'tayız ve bu botlar 150 liradan 90 liraya düşmüşler. Deneyebilirim. Ya böyle şeyler benim bileğimi fazla kalın gösteriyor. Benim zaten bacaklarımı ince gösteren şey bileklerimin inceliği. O yüzden onu kapatınca iyice şöyle bodur gözüküyorum. Farka bakın. Ay ben bunu çok beğendim ve çok rahat. Arkadaşlar ben bunu alıyorum. Benim evde aslında bu tarz bir şeyim var. Ama çok büyük topuklu ve ayağım çok ağrıtıyor. Onu satıp bunu giyeceğim artık. 90 lira yani. Bayağı indirime girmiş ve çok rahatlar. Şu düz kesim kotları internette bayağı bir kesmiştim. Bershka'dayım bu arada. O yüzden şu rengim olsa şu rengim olsa karar veremedim ama bu renkten Levi's'ım var. O yüzden sanırım bu rengi deneyebilirim. Tabii bedeni kaldıysa. Diğer renginin fermuarını patlatmışlardı. O yüzden deneyemedim. Bu arada 36'sı olmadı. Sanırım diğer renginin 38'ini alacağım. Bir de yanıma şunu almıştım. Bunu da deneyeceğim. Bu da bu şekilde oldu. Ama şurası potluk yaptı. Pantolonlarda en sevmediğim şey bu potluk yapması olayı. Eğer siz de potluk yapmıyorsa bence alın. Çok rahat çünkü. Arkadaşlar biz şimdi Bershka'dan çıktık. Ben bir şey almadım çünkü sanki beni biraz fazla kilolu gösterdiler gibi hissettim. Bir de gereksiz olacak gibi hissettim bir tane daha kız alırsam. O yüzden almadım hiçbir şey. Çok acıktık. O yüzden yemek yemeye geldik annemle. Buradan çıktıktan sonra da bir Gratis'e uğrarız. Ondan sonra herhalde eve döneriz diye düşünüyorum. Bunun adı aşk. Buradaki Zara diyecektim. Gratis'te aradıklarım yoktu. O yüzden bizim evin oradaki Gratis'e gideceğim. Umarım oradakinde vardır. Şu rengini arıyorum. Bulamıyorum hiçbir yerde. Böyle tatlış bir renk. Eve geleli bir 5-10 dakika oldu ve ben direkt YouTube'a girdim. Ve tabii ki de Simla'nın videosunu izliyorum. Videonun başında da söylemiştim. Aslında birbirimizi gazladık gibi bir şey oldu. O da günlük vlog çekiyor kanalında. Neyse size aldıklarımı göstereyim diyeceğim ama çoğunu gösterdim zaten. Stradivarius'tan aldığım uzun çizmeyi gördünüz zaten. Gratis'ten ise Kat Von D eyeliner'ım bitti yani tükendi. O yüzden benim canım bebeğim olan, beni asla yarı yolda bırakmayan The Balm eyeliner'ıma geri döndüm. Evet, biraz su değdiğinde akıyor. Ne yalan söyleyeyim şimdi ama onun kadar siyahlık veren ve gerçekten kolay bir şekilde eyeliner çekebildiğim başka bir eyeliner yok. O yüzden ondan tekrardan aldım. Kişisel ürünler aldım. Onları göstermeyeceğim. Gerek yok. Paddir vesaire. Shiving eyeliner. Şöyle bir şey, aslında bunlar kulak çubuğu. Ama makyaj temizleme çubukları daha pahalıydı ve sadece 70 tanesi 4,5 lira falandı. Ama bu 3.25 ve 200 adetti. O yüzden ben de bunu aldım. Biraz daha ucuz diye. Bu arada yarınki vlogda sizinle böyle değişik bir şey deneyeceğiz. Onun için bir şeyler aldım. Ben lafı uzatmayayım. Simna'nın videosunu bitireyim ve daha sonra kendi vlogumu editlemeye devam edeceğim. Dün Avusturya vlogumu editlemeye başlamıştım ama son günü kalmıştı. Yorulmuştum artık. O yüzden bugün de onu bitireceğim. Bilgisayarımı açıyorum. Yanıma en önemli araç gereçlerden biri olan çikolatayı alıyorum ve direkt edit yapmaya başlıyorum. Şu anda 12:20 geçiyor ve ben editi daha yeni bitirdim. Özellikle müzik seçme olayı her zamanki gibi yine biraz daha sorunluydu. Ama hallettim tabii ki de, neden halletmeyeyim ve şu anda yüklemeye koyuyorum. Uykum gelmedi daha. Birazdan büyük ihtimal bu videoyu da editliyor olacağım. Dayanamayıp. Çünkü çok merak ediyorum. Ay çok kötü ışık. Işık çok kötüydü. Neyse biraz daha iyi şu anda. Gerçi benim tipim de kaymış artık, saatlerdir aynı makyajda duruyorum. Her neyse, umarım bugünlük video olayını beğenmişsinizdir. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.